Evet sevgili arkadaşlar. U19 Türk milli takımımızın 22-28 Mart tarihleri arasında İngiltere'de katılacağı UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosu açıklamış ve Fenerbahçe'mizden Yiğit Efe Demir çağrılmış. Ben şeyi merak ediyorum yani bu takımın teknik direktörü kim olacak başında kim çıkacak bu kadro çağırma işini kim yaptı da Becermişler. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bir sürü de aday var. Onu söyleyeyim. Antalya Spor'da sakatlıktan dönen, kriz atlatılan Hacirayt, 2 gol 1 asistle 4 0lık Kayseri Spor galibiyetine damga vurmuş. Ee, 71. dakika 71 dakika sahada kalmış ve Hacirayt'ın 5 şutundan 4'ü isabetli olurken 17 maçta 12 gol 3 asiste ulaşmış durumda. Mesela bir önceki videoda Berisha'yı konuştuk. Berisha bizdeyken beğenmiyorduk. Yani siz beğenmiyordunuz. Ben gelmeden de beğeniyordum. Gelince de beğeniyordum ama sistemimize uymadı. Fakat gittiği yerde şimdi diyorsunuz ki 4250 kerizdik. Keşke 10 koysaydık diyorsunuz. Hacı ait için ben aynısını söylüyorum. Fenerbahçe'ye gelirse doğru teknik direktör, doğru sistemle Vedat'tan çok daha pahalı bir fiyata satarız. Çok daha da etkili olur. Üstüne basa basa ısrarla söylüyorum. Ha, siz diyorsunuz ki Fenerbahçe'nin ayarı Hacı ait mı Icardi olması lazım şöyle böyle. Ben e, Fenerbahçe'nin ayarının Icardi, Berisha, Vedat Muriçi gibi ayarlar olduğunu düşünüyorum. Çünkü al, oynat, faydalan, yıldızla sat. Mecbursun. Enes Ünal. Enes Ünal da son maçta Kadiz'e attığı 2 golle 12 gole ulaşmış ve La Liga'da gol krallığı yarışında 2. sıraya yükselmiş. Bakın aklıma takılmışken gol krallığı yarışı. Birinci Lewandowski 15 gol. ikinci Enes Ünal 12 gol. Üçüncü Benzema 11 gol. Dördüncü Joselu 11 gol. Beşinci Vedat Muriçi 10 gol. Vedat Muriçi 10 gol. Anladınız mı arkadaşlar? Şimdi sorsam çoğunuza Vedat'ı da beğenmezsiniz. Öbürünü de beğenmezsiniz ama bir şeyler yapılıyor. Miguel Crespo'ya Roma ya takibi. Şimdi hepimiz en fikiriz. Crespo son dönemde düşüşte. Ama transfer tekliflerinden ama başka bir şeyden ama ondan ama bundan ama şundan düşüşte. Ve Crespo'yu düşüşe geçiren şey belki de bunlardır. Roma scoutları mercek altına aldı. Fenerbahçe maçını izledi. Napoli devreye girebilir. 2024'e kadar sözleşmesi var. Bu sezon 2 gol 4 asist kaydetti. 4 maçta sarı kart gördü. Bir maçta ikinci sarıdan atıldı diyor haberde. Crespo'da dahil bizim birçok oyuncumuz zaten scoutlar tarafından inceleniyor. Bunlar normal şeyler ve biz futbolcular değil menajerlerini görüştürdüğümüz için avantajdayız. Ben yani bundan dolayı düştüğünü düşünmüyorum ama şu bir gerçek. Fenerbahçe'nin özellikle Avrupa maçlarında bir şey yapması lazım. Çünkü lig maçını kimse izlemiyor ki. O kadar dandik bir ligdeyiz ki biz bile hani Fenerbahçe olmasa hiçbir hiç maçı izlemem ben ya. Tam bir itmiyor söylüyorum. Mesela şu an bay haftasındayız. Hiçbir maçı açıp da izlemiyorum. Merak da etmiyorum. Çünkü pis lig olması lazım. Süper lig falan filan değil. Pis lig olması lazım. Her türlü pislik burada ya. Adam kayırma burada. Adam kollama burada. Kural kafasına göre işletme burada. Vardakilerin kahve muhabbeti burada. Her türlü sıkıntılı şey burada ya. Ben beğenmiyorum ya. Crespo için de bu haber Asparagas öyle Roma mumu alacak falan filan değil. Keşke öyle bir şey olsa. Keşke olsa arkadaşlar ROM alacak olsa en kötü 8 ona satarsın. Güzel para elde edersin. Keşke alacak olsa. Ama incelenen futbolcularımız var. Fenerbahçe'den tur yemini. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Debrasman'da ilk başta seviyeye 2-0 kaybetti Fenerbahçe'miz. Ve 2-0 kaybetti ama şanssız bir şekilde mağlup olduk. Gözler'de İstanbul'da Perşembe günü oynanacak maça çevrilmiş durumda. Şimdi Oyuncular, teknik heyet, tur zora girse de inancını koruyorlar. Hedef Kadıköy'de gereken farkı bulup 2008'de olduğu gibi adını Eylik finale yazmak. Tabi orada Şampiyonlar Ligi'de ama burada UEFA Avrupa Ligi. Samet Akaydın orada iyi oynayan isimlerin başında gelen Samet Akaydın diyor ki talihsiz bir yenilgi aldık. Bu arada Samet'e bile demedik laf bırakmadılar ama o maçtan sonra bak kimse Samet'i konuşmuyor. Talihsiz bir yenilgi aldık. Ben takıma inanıyorum. Elenmiş gözüyle bakmıyoruz. Evimizde taraftarımızın desteğiyle turu geçen taraf olacağız demiş. Atilla Saray'da pozisyonları değerlendiremedik. Bir maçımız daha var. Hedefimiz turu geçmek demiş. Aynen öyle. Yani inşallah turu geçen taraf biz oluruz. Gerçekten talihsiz ve pozisyon değerlendiremedik. Ha bulduğunu atman lazım bulduğunu atman lazım. Biz kaçırdık onlar attı. Hani 2-0 rahat bir skor değil ama hala umudumuz var demiş. Bir de deplasman kuralı artık önemsiz ya. Bu biraz işi çevirebilir. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'nin gerçekten seviyadan eksiği var mı? Oyun anlamında yok ama teknik direktörün dersine çok iyi çalışması lazım. 45 bin kişinin de dersine iyi çalışması lazım. <laughs> yani yok hükümet istifa yok. Ali Koç istifa yok. Şu istifa bu istifa. Sakın aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Hatta bunu yapanları tellikle dövün. siz de dövseniz olur. Yani bunu, buna izin vermeyin. Sadece Fenerbahçe'ye odaklanalım. 20.45'te başlayacak. Ve Jesus da oyuncularına seslenmiş demiş ki bu iş daha bitmedi demiş. Hakikaten de daha bitmedi. Şimdi Jesus'un soyunma odası konuşması ortaya çıkmış. En şanssız Avrupa maçlarından birini Fenerbahçe Sevilla maçında oynadı. İlk yarıda mücadeleyi domine etti. 3'ü net olmak üzere birçok fırsattan yararlanamadı. Farklı kazanabilecek maç 2-0 yenilgiyle tamamlandı ve Fenerbahçe'de soyunma odasında büyük bir hayal kırıktı. Öğrencilerin bu halini gören Jesus da kısa bir konuşma yapmış. Özellikle ilk yarıda çok iyiydik. Bu seviyede bu kadar pozisyona girmek kolay değil. Bunu başardık ama golü atamadık. İlk devredeki futbolla maç sonundaki skor arasında büyük bir tezatlık var. Her şeye rağmen siz bu akşam ne kadar kaliteli ve tehlikeli bir takım olduğunuzu gösterdiniz. Sadece son vuruşlarda etkisizlik demiş. E, ee, Jesus taraftar desteğiyle yani taraftar desteğine özellikle dikkat çekmiş. Ve demiş ki Seviye için çok zorlayıcı bir atmosfer olacak. Kesin tribün desteğini arkamıza aldığımızda her şeyi yapabiliriz. Evet işi zora soktuk ama hiçbir şey bitmiş değil. Rövanşta turu geçecek kalitemizde gücümüzde var. Bu konuda son derece umutluyum demiş. Şimdi arkadaşlar Sevilla maçını özel bir sürpriz hazırlamak gerekiyor. Nedir bu sürpriz? Birincisi savunma arasına ve arkasına koşu yaptıran bu takıma karşı kanatlarda iki tane pırpırla başlamalısın. İkisi de pırpır olacak. Biri Emre Mor, biri Arda Güler olabilir. Biri Arda Güler, biri Rossi olabilir. Emre Mor, Rossi olabilir. Sakın ha sakın İrfan'ı oynatmak gibi bir hataya düşmeyelim. Sakın. Bir kere 1-0 yenik durumdayız. İkincisi, orta alan tercihi Ara, Crespo olursa hayırlı olsun turu verdik. Crespo'nun son maçlardaki düşüşünü bir tek ben görmüyorum Bak oynatmayacağım üç isim. Crespo, Zaitz, şey Zaitz özür dilerim. Crespo, Joshua King, İrfancan Kahveci üçünü oynatmıyorum. Kestim. Bakın üçünü kestim. Sadece küçük değişik 3 tanesini yerine değişiklik yapıyorum. Crespo'nun yerine Zayt'ı oynatıyorum. atıyorum. Arao Zayt orta ikilisi. Sağda İrfan'ın yerine bak İrfan'ın yerine e, Emre Mor oynatıyorum. Joshua King'in yerine yani ikinci forvet yerine bakın kimi oynatıyorum biliyor musunuz? Cao Pedro'yu. Çünkü bize bitiricilik lazım. Evet King koşusu var. İkili mücadelelerde yeterli ama bize bitiricilik lazım. Ben Valencia'yı da kızağa çekerim. Çok şımardı. Çok. Çok şımardı. Belki de yorgunluktur. Belki şımarıklıktır. Ama e, o maçta Cao Pedro Valencia ikilisi olabilir. Bak ben bir sürpriz yaparım. Israrlı söylüyorum. Şiddetli söylüyorum. Ben şu kadroyla çıkar delik deşik ederim Sevilla'yı. Altay, Ferdi, Samet, Salai, Osterwolde, Ofansif sol bek, Ofansif Sabek. Orta ikili de Arao Zaitz. Arao en azından oyun kurarken savunmaya gelip takımı üçleyebilir. Zaitz ortada kalıp 3-3-4'e dönüştürebilir. Sağ kanatta Emre Mor. Sol kanatta Rossi. Rossi'nin geriye yardımları da yüksek. Ha Emre sola atıp. Bak Emre Mor'u sola atıp Rossi'yi sağa da atabilirsin. Ferdi Rossi kanadı. Emre Mor Osterwold kanadı. Bence kanatlardan delik deşik edersin. Hücumda ise çift forvet. Birini Cao ja Pedro, diğerini Batshuayi koyarım. Çünkü Batshuayi bu tip maçların adamı. Fizikli, mücadeleci, savunmaya yıldırabilen. Ha, Pedro'nun bitiriciliği daha etkili. Ve oyuna konsantre başladığı zaman daha etkili ama Pedro yerine, bak yardımcı forvet rolündeki Pedro yerine Arda Güler oynatabilirsin. Arda Batshuayi. İnan Arda Güler kilidini açar. Bir free kick şu bu değil. Atacağı bir pasta maçın kaderini değiştirebilir. Kilit pasta maçın kaderini değiştirebilir. Ya da büyük bir sürpriz yap. 4 3 1 2 çık. 3 tane orta saha koy. Orta sahayı direkt ele geçir. Adam da zaten sadece kanatlardan geliyor. Verdiği bir kanada Lincoln'lü bir kanada koy. Salayı Samet savunma üçlüsü. Orta üçlüyü, şey savunma ikilisi orta üçlüyü bu sefer çok enteresan kur. Merkeze Arao, sağına Zaytsı koy, Soluna İrfan Can'ı koy. Bak 8 numara rolünden bahsediyorum. Bana İrfan Can'ın orada pası lazım. Bana İrfan Can'ın orada e, oyunu açması lazım. Bana İrfan Can'ın orada gerekirse uzaktan şutu lazım. İrfan olmuyorsa Mert Hakan. Bakın Arao İsmail Mert Hakan ya da Arao Zayt Mert Hakan. Arao Zayt İsmail olabilir. Böyle bir üçlü denensin. Önlerine Arda Güler. Onun önüne Batu Valencia. Biz yine bu seviyeye eleriz biz yine bu seviyeyi mahvederiz. Çeyrek finaldeyiz. Hocam 3 atmak kolay değil seviyeye. 3 atmak kolay değil beşi kaçırdın. Değil mi? 3 atmak kolay değil seviyeye ama 5'i kaçırdın. Umarım futbol aklı, futbol şansı yanımızda olur. Cumartesi günü takım çalıştı. Pazar hani çalışmasını sürdürecek. İyi hazırlanmak lazım. İyi konsantre olmak lazım. Maç bitmedi arkadaşlar. 90 dakika 180 dakikalık bir maç gibi düşünün. İlk yarı 2-0 geridesin ama ne maçlar ne maçlar ne maçlar ne maçlar çevrildi bu mu çevrilmeyecek? Yani bu maç mı çevrilmeyecek? Bence peşin hükümlü konuşmayın. Bekleyip görelim. Hakkımızda hayırlısı olsun. Çok sürprizlerimiz var. Ama şunu söyleyeyim. Maç kadrosu açıklandığında Fenerbahçe üçlü ise geçmiş olsun hepimize. UEFA serüvenimiz buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok. Teknik direktörümüz şöyle böyle deriz ama ben Jesus'un bu takıma üçlü çıkacağını zannetmiyorum. İki ayaklı bir maçın ilkinde sürpriz yaptığını, ikincisinde de fişi çekeceğini düşünüyorum. Umarım dediğim gibi olur. Hep birlikte turu geçen taraf biz olur. Bu arada Vedat Burçin'e ilgili şunu söyleyeyim. Almaya çalıştık, alamadık. Çöplüyordu ya taraftar o yüzden diyorum. Hacer Ayet için de ben aslında şifreyi verdim ama umarım anlarsınız. Enes Ünal'ı da bir dönem denedik ama yine beğenmediğiniz için olmadı. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İnşallah kanalımıza destek vermeyi sürdürürsünüz.